Ölmekle bitmemesi her şeyin ne kadar korkunç. Gömülmek ya da yakılmak ya da çöllere terk edilmek. Her seçenekte bir insana ihtiyaç duymak. Biten bir öykü için hiç estetik olmayan bir son. Bitiş cümlesi için başka yazara muhtaç bir öykü. Yalanların bittiği yer, gerçeğin başladığı an, seni tanımadan önceki zamanlar sanki. Değişmesi imkansız bir sızlanma, daha çok dokunamamış olmak. Sınırlandırılmış zamanlar, bitmesi yavaşlatılamamış öğleden sonralar. İç içe girilmiş anlar, ikiden tek olamamak. Önüne geçilemez yalnızlık, bedenlere istemsiz dönüş. Kokular, ıslaklık, sıvılar, ölüme en büyük karşı duruş. Çoğalmak mı? Şimdi dijital bir hançerle sınıyoruz birbirimizi. Kim daha çok yaralayabilir? Bir şiirin uzun satırları gibi estetik parmaklarınızla dokunurken uzayın penceresine. Kuğuları kıskandıran bir incelikle ve bir balenin notalarıyla bana yazdığınız nefret aryaları. Bembeyaz kemiklere dönüştürürken çöl çürümüş bir ölüyü tuhaf bir cesaret verir. Yine de kalabiliyor olmaya. Su ve hayat bıkmadan çağırdığında yalnızca ölüm engel olabilir bu kavuşmaya. Gece yıldızlar olmasa nasıl bilinir zaman, başlangıç ve bitiş? Şimdi ölürken hayatında kaç mevsimle karşılaşabilirmiş bir insan öğrendim. Öğrendim ki bir ilkbahar son mevsim olabilirmiş. Hücrelerimin yazılımı ölüme ayarlanmış. Şimdi veda edemeyeceklerimi düşünüyorum. Bir daha asla göremeyeceklerimi. Kötülük ve ölüm yarışırken, çocuklar ve masumiyet ölürken, nedir ki benim ölümüm? Hiçbir çağda insana rastlamadan ölmeye mahkum edildim. Ağaçları ve kuşları yok ederken zalimce, sincapları, kaplumbağaları ve çiçekleri ve böcekleri ve şimdi Petra'nın pagan bilicileri, yıldızların efendileri, bilimin çağ açan ışığına ulaşmak üzereyken anladılar ki satılık peygamberlerin korkunç kitaplarına yenik düşecekti insanlık. Zaman geldi. Beni bağışla. Ölürken bir aşk da ölürmüş bizimle. Yaşarken de taşıyabilirmiş bir insan kendi cesedini.